Bunun tek bir sorumlusu vardır. Bu yıkımın tek sorumlusu tek adam rejimidir. Bu iktidarın bizzat kendisidir. Birinci sorumlu budur. Yapmadıklarıyla ve yaptırmadıklarıyla. Yapmadıkları derken biraz önce de saydım. Yaptığı şey bir deprem vergileri diye toplanan vergileri özel iletişim vergisi haline getirdi. Bu vergiler nerede diye her bir deprem sonrasında sorduk. Bunun yanıtı yok. Bunu biz başka şeylere kullanıyoruz. Verdikleri cevap budur. Deprem vergilerini halkı depreme karşı korumak üzere kullanmadı bir. Deprem koordinasyon merkezini ortadan kaldırdı. İkincisi bilime sırtını döndü. Üçüncüsü imar afları çıkardı. Sürekli müteahhitlere teşvikler, vergi muafiyetleri, imar afları. Yani inşaat ya Resulallah dedikleri şeyi yaptı. Bunu açıkça kendileri de ifade ediyorlardı. Ve bu ülkede konutu, binaları halkın barınma ihtiyacını karşılamak üzere değil, tamamen rant üzerinde kurdu. Yani herkes buraya artık inşaat sermayesine bir şekilde dahil olmaya çalışan bir zihniyetle konuta yaklaşıyor. Konut dediğiniz, bina dediğiniz şey halkın barınma hakkıdır. Şu anda da kalkmışlar kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüme karşı olanlardır sorumlusu diyorlar. AKP bu ülkede hiçbir zaman kentsel dönüşüm yapmadı. Halkın evlerini inşaat sermayesine peşkeş çekmek üzere rantsal dönüşüm, oralardan rant elde etme, karına kar katmalarını sağlamak üzere saldırdığı yerler halinde yaptığı için herkes buna tabii ki direnç gösterdi. Direnç gösterilen şey kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşümdür. Ve şimdi de aynı şeyi yapmaya devam etme niyetini açıklıyorlar açıkçası. İktidarın kentsel dönüşüm dediği budur. Yani şehirler yıkıldı. Bu şehirleri yeniden bir özellikle şehirlerin kültürel yapısını değiştirmeye üzere, nüfus yapısını değiştirmek üzere ve rant, buradan ben nasıl rant elde ederim üzerine kurulu bir dönüşümü bu iktidara biz yaptırmayacağız. Buna karşıyız. İkincisi, bu iktidar 22 sene boyunca yaptığı şey bu ülkeyi tam bir yıkıma sürüklemek olmuştur. Artık bırakın seçimlere kadar bir saniye bile bu iktidara tahammülü bu ülkenin kalmamıştır. Bir kalem bile oynatamaz bu iktidar. Böyle bir yetki vermiyoruz. Bu halk böyle bir yetki vermiyor. İki gün boyunca bu ülkenin 10 ilinde, sokaklarda sadece insanların çığlığı varsa, duyuluyorsa ve bu sesi sadece halkın kendisi duyuyor ve iktidar duymuyorsa, bu iktidar bu deprem üzerine en ufak bir şey yapamaz. Ne toplanan paraları harcayabilir, ne yeni bir inşaat yapabilir. Tek bir inşaat yapamaz. Tek bir tuğla koyamaz. Çünkü yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Biz yeni yıkılacak kentler istemiyoruz. Ve buna izin vermeyeceğiz. Hepsinin yargılanması lazım. Yetkiyi verenlerin, yasaları çıkaranların, inşaat sermayesi dışında halkın çıkarını ve doğanın çıkarını tamamen elinin tersiyle atanların, onlardan başlayarak müteahhitine kadar herkesin yargılanması lazım burada. Bütün sorumluların yargılanması lazım.